Özellikle iş yani 21 Aralık, 27 Aralık iş konularınızla alakalı çok yoğun. Hatta yeni yıl çok yaklaşırken bu kadar işi, bu kadar yoğunluğu nasıl halledeceğim? Yani hiçbir şey birbirine yetişmiyor diyeceğiniz bir hafta olacak ve ortam çok kalabalık ve stresli bir kalabalık. Sizin özensiz insanlara karşı tavrınızda siz bu kadar özenleyip düzenleyip sistem koyarken onların bu kadar rahatlıkları, bu kadar özensizlikleri sizi çileden çıkartabilir. Bu tarz olaylara kulak misafiri olmayın, duymayın, görmeyin. Siz işinize konsantre olun. Çünkü yerinizde bir değişim ve bu sizi çok mutlu edecek diyorum değerli yengeç burçları. Ama şu var, özellikle işinizle ilgili farklı bir noktaya artık bu iş beni tatmin etmiyor. Farklı bir iş yapmayı düşünüyorum ve bununla ilgili araştırmaya giren yengeç burçları doğru teklif alacaksınız. Yıl sonu itibariyle yani Ocak sonu itibariyle yeni iş kapınız şimdiden size motivasyon, enerjinizi yüksek tutacak. Hatta kendi işini ortaklı yapmak isteyen yengeç burçlarına doğru bir start dönemi yapın ve koşulları zorlayın. Mutlaka çünkü yapacağınız iş güzel başarılar, güzel marka, güzel oluşum sizi daha böyle hırslı ve daha başarılı hissettirecek. Ortaklı işlere okey diyorum. Uzun süredir ailenizle alakalı ortaklı işleriniz varsa da bunun tekrar yeniden altyapısını yapıp jenerasyona ayak uydurmanız lazım. Aynı noktada devam ediyorsunuz ve değiştirmiyorsunuz. Renk mi değiştireceksin, alan mı değiştireceksin, ne değiştiriyorsan değiştir. Bu geçerli. Özellikle evini taşımak isteyen ya da taşınma kararı verdiğiniz ama doğru noktayı bulamayan bazı yengeç burçları Ocak başı itibariyle yeri beğenmiş ve yeni yılı farklı bir evde taşıyacaksınız. Farklı bir evde kutlama yapacaksınız ya da farklı evin gidişinin kutlaması olacak. Bu da size uğurlu ve bereketli gelecek diyorum. Şöyle söyleyeceğim, çabuk insanlardan etkileniyorsunuz değerli yengeç burçları. Etrafınızdaki insanlardan etkileri ve kafanızda devamlı bunlarla ilgili kurgular yapıyorsunuz. Sizi çekemeyen çok fazla insan var, çok başarılısınız. Başkalarının söylediğini gerçekten duyma, kendi dediğin yoluna git. Çünkü sen işinde hedeflediğin noktayı en güzel şans oyunu oynayabilirsin. Bu ara şansın çok yüksek. Yeni iş teklifleri alabilirsin, değerlendirmen gerekiyor. Ve şunu demek istiyorum, duygusal hayatında uzun süredir aşksız olanlarda biri tarafından bir teklif ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kimseye fırsat verip güvenmiyorsunuz. Artık güvenme vakti. Yani birine bu şansı vermeniz lazım. Bu şans sizin hayat arkadaşınız olarak devam edecek. Özellikle evli çiftlerimizde gereksiz alınganlıklar, birbirinize gereksiz kaprisler çok ön planda. Artık kapris yapmayı bırakıp kendinize biraz daha sakin sahip olursanız daha keyifli ve ortak paranızla alakalı araba mı alayım, ev kredisi mi yapalım, krediler düşer mi diyorsanız hedefinizdeki evinizi şimdiden start verin, alın. Çünkü bu uzun süredir hayal ettiğiniz bir şeydi. Ufak da bir para var, bunu da hayata geçiren istiyorum değerli yengeç burçları. Ama kariyer hayatıyla ilgili yarım kalan eğitimiyle alakalı bir türlü tamamlayamayan yengeç burçları bu yıl yani 2021 bunların radikal kararı söz konusu olacak. Özellikle dil eksikliğiniz varsa, yabancı dil eksikliğiniz varsa bununla ilgili güzel oluşumlar kararı verip bunu da başarmış olacaksınız. Sizde de baba soyunuzla alakalı uzun süredir çözülmesi gereken mal, toprak, ev konularınız ya da miraslı konularınızda büyük tartışmalar var. Aman uzak durun. Hak olan herkes adaletli yasayla, sözlü çözülmeyecek yasayla mahkemeye gidilecek, mahkemeyle. Eğer mahkemeye gidilmezse uzar da uzar. O yüzden hiç gerek yok diyorum. Şunu demişim, uzun süredir araba almak isteyen ve ben onun parasını biriktirdim diyen bazı yengeç burçları araba kararı vereceksiniz. Araba değişikliği söz konusu olacak. Son zamanlarda özellikle baş ve boyun bölgemize dikkat ediyoruz. Bunlar biraz hassas noktalarımız. Bunları bele de vuran ağrılarımız var. İhmal etmeyin değerli yengeç burçları. Güzel bir hafta olsun, uğurlu ve bereketli olsun. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Ve astrolojiden ne haber? Akkaya Official Instagram sayfalarım takip etmek isterseniz günlük yorumlarımız var. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerim.